Sevgili seyircilerimiz, efendim merhabalar. Kısa bir yaz molasının ardından yine mübarek bir cuma gecesinde Cuma'nın bereketi programıyla Kocaeli'mizin dünyaya açılan penceresi TV 41 ekranları vesilesiyle yeniden buluştuk efendim. Bizleri böyle kısacık bir ayrılıktan sonra yeniden buluşturan, kalplerimizi duada, zikirde buluşturan, böylesine güzel bir programda bizleri bir ve beraber eyleyen Rabbimize sonsuz ve gönülden hamdü senalar olsun. İçerisinde bulunduğumuz şu günlerde doğumunu idrak etmenin gayretine düştüğümüz, anmaya çalıştığımız, anarken anlamanın gayretini kuşandığımız iki cihan serverimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de gökteki yıldızlar adedince salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, huzuru, sükuneti ve dahi bütün güzellikleri üzerinize, üzerimize. Şu anda ekranları başında dünyanın dört bir yanında bizleri izleyen her bir izleyicilerimizin sevdiklerinin üzerlerine ve dahi ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Efendim, Cuma'nın bereketi programı her cuma gecesinde çok özel konu ve çok kıymetli hocalarımızın katılımlarıyla sizlerle buluşuyor. Bu sene de yeni yayın döneminin bu ilk programıyla böyle güzel bir programda buluştuk elhamdülillah. Bu akşam da yine çok kıymetli hocalarımız var ki ben hiç vakit kaybetmeden kıymetli hocalarımı sizlere takdim etmek isterim. İzmit Müftümüz Doktor Mehmet Reşat Şavlı hocamız bu akşam sohbetimiz için aramızdalar. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Gecemiz mübarek olsun. Yeni yayın dönemimiz hayırlara vesile olsun inşallah. Dediğiniz gibi kısa bir aradan sonra TV 41'de inşallah yine kardeşlerimize ulaşma çabasında olacağız beraber. Hayırlara vesile olsun. İnşallah. Kıymetli evet. Hocam, programlarımızın sezon finalini birlikte yapmıştık. Evet, evet. Bismillah adayı yeniden birlikte çekiyoruz eyvallah inşallah. Hocam. Böyle Allah güzel bir gecede namazlarımızı kıldık, dualarımızı yaptık. Pek çok izleyicimizin de bu duygu birlikteliğinde olduğunu düşünüyorum. Ekranlarımızın başında buluştuk. Evet. Biraz sonra Sayın Faruk Hocam'dan ki kendisini de hemen takdim edeceğim inşallah dinleyeceğimiz Kur'an-ı Kerim tilavetiyle i̇nşallah, başlayacağız. İnşallah. Ve bu akşam sizlerden, sizlerin ilminden istifade etmenin, Peygamberimizi anmanın, içerisinde bulunduğumuz haftanın önemini anlamanın gayreti içerisinde olacağız. İnşallah. Rabbimiz şimdiden tesirle eylesin. Amin. Amin. Sağ olun. Sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz, programımızın tilavetlerini gerçekleştirmek üzere şehrimizin güzide sesli din görevlilerinden, şehrimizin güzide bir camisinin görevlisi Fevziye Camii İmam Hatibi Sayın Faruk Çoban hocamız aramızdalar. Kıymetli hocam sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Allah razı olsun. Ben de aynı duygularla sizlere, kıymetli hocama saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Allah haftamızı hayırlara vesile eylesin. Bütün meslektaşlarıma saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum inşallah. Allah razı olsun. Hocam bizler ara ara sizleri dinliyoruz ama ekranlardan böyle yaz molası verince birazcık uzak kalmıştık birlikte böyle program yapmaktan. İnşallah bu akşam ekranlar başındaki izleyicilerimizle birlikte sizin o güzel sesinizden istifade etmek isteriz. Hatta isteriz ki hiç vakit kaybetmeden İnşallah. Okuyacağınız Kur'an-ı Kerim ile programımızı başlatalım. Buyurunuz kıymetli hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن
الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أن أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Rabbimiz kabul buyursun. Kıymetli hocam, İzmit'te bugün serin bir hava var. Evet. Bir yandan rahmet yağıyor. Siz bu serin havada tilavetinizle gönlümüzü ısıttınız. Gönüllerimize ayrı bir güzellik kattınız. Rabbim razı olsun. Amin. Bütün ölmüşlerimiz için rahmete vesile eylesin. Amin. Bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimizin ölmüşleri de başta olmak üzere ve her birerlerimiz için hidayete, mağfirete vesile eylesin. Allah razı olsun hocam. Kıymetli hocam, içerisinde bulunduğumuz bu hafta çok gündem yoğunluğu olan bir hafta aslında. Sizlerin de malumu. Güzel bir programı İzmit Müftülüğümüz olarak icra etmiş olmanın huzuru içerisindeyiz. Sizlerin önderliğinde, uhdesinde, il müftümüzün uhdesinde ve haftamıza dolu dolu devam ediyoruz.
haftamız camiler ve din görevlileri haftası. Evet. Ama aynı zamanda yarın akşam Mevlid Kandili olduğu için de Mevlid-i Nebi haftası olarak iki ayrı günden ama tek tema ile bir çatı altında değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah. Bu vesileyle sizlerin ve sizlerin önderliğinde bütün din görevlilerimizin camiler ve din görevlileri haftasını tebrik ediyoruz. Amin. Amin. Rabbim inşallah hayırlara vesile kılsın. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ Allah olsun. Razı olsun. Eyvallah. Hocam bu haftalarla ilgili neler söylemek istersiniz? Önemli. Evet. Bir oradan bir giriş yapalım mı? Ne dersiniz? Evet. Biraz konuşalım isteriz. Eyvallah hocam. Zira evet. Hani haftanın gündeminin önemli olduğunu söyledik ama bu önemi hani anlatmak istesek neler söylersiniz? Eyvallah hocam. Buyurunuz. Hocam bazen işte bir bayram olur. Şöyle değerlendirilir. İşte cuma ile beraber bir kandil denk gelir. İki bayram olur. Ya da bir bayram Cuma'ya denk gelir. Bir Ramazan bayramı ya da Kurban bayramı. İki bayram üst üste gelmiş olur. İki sevinç bir arada yaşanır. Bu sene elhamdülillah Mevlid-i Nebi haftası camiler ve din görevlileri haftasıyla aynı zamana denk gelince biz iki bayramı bir arada yaşıyoruz aslında. İki güzel haftayı bir arada yaşıyoruz. Nitekim 1-7 Ekim sabit din görevlileri, camiler ve din görevlileri haftasıdır. Mevlid-i Nebi de tabii her sene işte 10 gün bu anlamda geri gelen bir durum var ve bu sene camiler haftasına denk geldi. Bu iki güzelliği bir arada yaşarken de Mevlid-i Nebi, camiler ve din görevlileri haftası diye bu haftayı isimlendirdik. Öncelikle ben de bütün din kardeşlerimin Mevlid-i Nebi haftasını tebrik ediyorum. Mevlid-i Nebi haftasının bizlere getireceği inşallah maneviyatı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatımıza taşımayı, sağlamaya vesile olmasını ben Rabbimden niyaz ediyorum. Camiler ve din görevlileri haftası zaten kendi başına cami demek Mescid-i Haram demektir. Cami demek Mescid-i Nebevi demektir. Cami demek Mescid-i Aksa demektir hocam. Cami demek bunların şubeleri demektir. Ve din görevlisi demek, ilk din görevlisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İlk mihrap ehli, ilk mihrap görevlisi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'dır. Onun vekili olan, onun makamını temsil eden mihrabın sahipleri din gönüllüsü kardeşlerimizin haftasıdır. Ve sadece onların değil, o isim altında müezzin kardeşlerimizin, dine hizmet eden, Rabbimizin dinini yüceltmeye gayret gösteren vaizlerimiz, müftülerimiz, ta Diyanet İşleri Başkanımıza varıncaya kadar. Hatta Kur'an kursları öğretmenlerimiz. Tabii ki hocam, yani. Allah razı olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben bir muallim olarak gönderildim buyuruyor ki bizim muallimlerimiz, muallimelerimiz, Kur'an kursu en hayırlılarından olan ümmetimizin, Kur'an kursu hocalarımız. Bunların hepsi din görevlilerinin, din görevlisi olgusunun, o yüce makamın birer parçasıdırlar. Onları zaten anlatmak başlı başına gerçekten bir güzellik. Ben bu anlamda da bütün kardeşlerimin, bu anlamda din gönüllüsü bütün kardeşlerimin haftasını da tebrik ediyorum. Rabbim camilerimizi bu hafta vesilesiyle şu duayı yapalım. Camilerimizi yüceltsin, çoğaltsın, camilerimizi inşallah dolduralım. Ve camilerimiz hayatın merkezi olsun. Önceden ashab Resulullah döneminde sallallahu aleyhi ve sellem döneminde o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki asr-ı saadette nasıl cami hayatın merkezindeydiyse, mescit nasıl hayatın merkezindeydiyse tekrar inşallah onu Rabbim bizlere görmeyi nasip eylesin hocam. İnşallah. Kardeşlerimin de haftasını ben bu vesileyle kutluyorum elbet hocam. İnşallah. Kıymetli hocam, evet. İçerisinde bulunduğumuz bu hafta camiler ve din görevlilerini çokça evet. konuşuyoruz. Evet. Mevlid-i Nebi de ayrı bir gündem muhakkak. Evet, evet. Ama şu kadarına programımızın vakti el verdiği sürece sizlerden dinlemek isteriz. Evet.
Hayatın merkezinde cami var ki ecdadımız da bunu yapısal olarak da görüyoruz. Ecdadımız bir şehir kuracağı zaman önce caminin yerini belirler, sonra sokakların hepsini o camiye çıkacak, o ezan o sokaklardan Müslümanlara ulaşacak şekilde binalar yapar, öyle kurarmış şehirleri. Yani hayatın merkezindeymiş. Bugün de aslında hayatımızın merkezinde cami ve camileri ihya eden görevlilerimiz olarak din görevlilerimiz olduğunu görüyoruz. Manevi olarak hayatımıza neler katıyor hocam? Biraz böyle bizlere hatırlatsanız. Allah razı olsun hocam. Gerçekten bir kere şunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasının bugün öncüleridir din görevlileri ve din gönüllüsü dediğimiz kardeşlerimiz. Şöyle ki gerçekten o davayı gecesini gündüzüne katarak hocam, ta sabah namazıyla başlayan süreçte sıcacık yatağından kalkıp, çok çok önceden kalkıp, hazırlığını yapıp, herkesten önce camiye koşup, o camiyi açıp, gelecek olan kardeşlerimize orayı en güzel şekilde hazır bulundurmak için koşan kardeşimiz, yatsı sonrasında yine camiyi son olarak kapatan, son olarak vazifeyi icra ederek evine gelen kardeşimiz, gelebilirse, yolunu bulabilirse gelen kardeşimiz ve günün her vaktinde, her an teyakkuz halinde olan kardeşlerimizin cenazesinde, düğününde, nikahında, efendim doğumunda, her şeyinde var olan kardeşlerimiz. Kur'an eğitiminde ta çocuk gözünü dünyaya ilk açtığında kulağına ezan okumayla başlayan süreçte yine salayla onu kabre kadar uğurlayan, başında telkinini veren bir din görevlisi olarak baktığımızda, her mahallede, her köyde, her ücra köşede Kur'an kursuyla, camisiyle, mescidiyle, hayata, gerçekten herkesin hayatına dokunan kardeşlerimizle, şöyle bir baktığımızda zaten gerçekten hayatın merkezindeyiz zaten. Fakat şöyle bir şey var, bizleri hayatının merkezine alan kardeşlerimiz var, alamayan kardeşlerimiz var. Bunu konuşmak belki gerekiyor. Şöyle ki, sizler ezan okunduğunda o çağrıya kulak veren, biz verdiğimizde camiye koşuyoruz bir Müslüman olarak. Fırsatımız varsa hemen camiye koşuyoruz. Bugünün beş vaktinde böyledir. Ve camiye koşmakla da bitmiyor. Orada sohbetle dinimizi, inancımızı öğrenmek suretiyle, ibadetimizi, ahlakımızı öğrenmek suretiyle iyi bir Müslüman olmak için yine camiye muhtacız. Cumalarda minbere muhtacız, hutbeye muhtacız. Cumalarda vaaza, kürsüye muhtacız. Ve hayatın her safhasında, her döneminde yine biz bir din gönüllüsüne muhtacız. Doğumdan ölümüne kadar. Bu anlamda baktığımızda aslında zaten biz bir din gönüllüsüyle, din adamıyla, bir hocasıyla hocam doğup onunla ölüyoruz zaten. Ve koşarken de yine en önemli zamanlarımızı onunla paylaşıyoruz. Onsuz olmuyor. Bir din gönüllüsüz olmuyor, bir hocasız olmuyor hocam. Böyle baktığımızda evet gerçekten cami hayatımızın merkezinde. Belki şöyle de demek lazım. Evet, imam hayatımızın merkezinde, müezzin hayatımızın merkezinde, Kur'an kursu hocası hayatımızın merkezinde. Böyle bakmak gerekiyor ki gerçekten onların hayatın merkezinde olduğunu zaten böyle bakınca görmekteyiz. Ve olmazsa olmazdır. Allah korusun, ezansız olmaz. Ezan aynı zamanda hürriyetin bir alametidir. Özgürlüğün alametidir. Ezan orada Allah'ın adının anıldığı, Kur'an'ın, sünnetin hakim olduğu bir ortamın bir alametidir. Minareler kelime-i şehadetin sembolüdür, şehadet parmağıdır minareler. Böyle baktığımızda evet Müslümanlar camisiz olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, az önce çok güzel ifade ettiniz hocam. Ta Peygamber aleyhissalatü vesselamdan itibaren böyledir. Önce bir şehir kurarken, bir köy kurarken, bir yerleşim merkezi kurarken önce camiyle kuruluyor. Önce caminin yeri bakılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kabe-i Muazzama'da onun hayatının merkezi Kabe-i Muazzama'ydı. Mescid-i Haram'dı. Mescid-i Nebevi'ye göçtüğünde, Medine'ye göçtüğünde Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ydi hayatın merkezi. Efendim, Ashab-ı Suffa'nın, o Suffe ehlinin
eğitim aldığı mekan yine camiydi, mescitti. İşte Kuba Mescididir göç esnasında, hicret esnasında yapılan ve sürekli mescit etrafında dönen bir hayat var. Toplantıların yapıldığı yer orasıdır. Sevinçlerin paylaşıldığı, istişarelerin yapıldığı, savaş stratejilerinin belirlendiği, efendim, artı her zaman bir ilim yuvası, bir kültür yuvası camiler. Böyle baktığımızda bizim medeniyetimiz aslında hocam bir cami medeniyetidir. Cami. Bir mescit medeniyetidir. Kültürümüz cami kültürüdür, Kur'an kültürüdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının dayandığı hadis kültürüdür. Böyle evet. Bakmak lazım. Kıymetli hocam, siz böyle anlatırken evet. Hatırıma şu geldi. Evet. Hani zaman zaman görevlilerimizin yer değiştirdiği dönemlerde camide görevli olmuyor. Evet. Belki de o zamana kadar camiye işte cumadan cumaya giden komşularımız, cemaatimiz bu görevli değişikliği sırasında kısa bir süre bile camisinde imam olmadığında hemen geliyor sizin kapınızı çalıyor. Hocam biz hoca istiyoruz. Biz işte kursumuza Kur'an kursu öğretmeni istiyoruz. Biz camimize imam istiyoruz diyerek. Yani aslında işin özüne baktığımızda her gün 5 vakit namaza da gitmiyor belki o komşumuz ama yine istiyor ki ben gitmesem de, ben gidemesem de o namaza ezanım okunsun. Ezan sesi eksik olmasın yaşadığım şehirden. Camim imamsız kalmasın. Ben gidemiyor olsam da o camide namaz kılanlar olsun, cami kapanmasın istiyor. Hocam, böyle de gönlü güzel bir din kardeşimiz, din kardeşliğine sahibiz, milletçe böyle güzeliz. Elhamdülillah. Ama bu konudaki temennimiz de hep ortak temennimiz. Çağrıya kulak vermek değil. Doğru. Siz de sohbetiniz sırasında dile getirdiniz. Bu sene camiler ve din görevlileri haftamızın ve aynı zamanda Mevlidine bir haftasının ortak slogan cümlesi çağrıya kulak veridi. Hocam, çağrıya kulak verelim diye siz de özellikle vurguladınız. Bu çağrı tabii minarelerden yapılan çağrı, bu çağrı Kur'an'ın çağrısı, bu çağrı Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çağrısı. Özetle bu çağrı camiden ortaya çıkan misk kokusu gibi camiden yayılan ve hayatımızın her aşamasına ulaşan bir çağrı. Bu hususta neler söylemek istersiniz hocam? Hep hayatımız böyle seçimlerin arasında geçiyor. Doğru. Çağrıya uymak var. Evet. Çağrıyı duymazdan gelmek var. Eyvallah hocam. Evet. Çok güzel bir ifade kullandınız. Çağrıyı aslında uymak var çağrıya. Çağrıyı duymak var. Duymak bir var. De duymamak var. Duymazdan gelmek var. Yani duymamak var. Aslında herkes duyuyor. Yani minarelerimizden yükselen sesin ulaşmadığı yer çok azdır. Şimdi orada çağrı da evet Yüce Allah'ın birliğine, tekliğine vurgu var. Sonra da hayya alessalâh, haydi namaza gel, çağırıyor. Çağrı bu aslında. Hayya alel felâh, hadi kurtuluşa gel. Çağırıyor ya, çağrı bu. Diyor ki gel kurtul. Allah davet ediyor. Hocam şurayı çok önemli vurgulamak gerekiyor. Aslında müezzinin o sesi Yüce Allah'ın aslında hitabıdır, sesidir. İlahi daveti değil. Rabbimizin daveti, Rabbim davetini müezzinin sesiyle ulaştırıyor. Rabbimin daveti aslında. Ezan okunda böyle bakılsa aslında, ezan okunduğunda böyle bakılsa gelmemek mümkün değil, koşmamak mümkün değil. Allah-u Teala aslında davet ediyor. Ama orada müezzini kullanıyor Allah-u Teala. Onun sünnetullahı gereği bizlerin aracılığıyla bizleri davet ediyor. Nasıl ki bir peygamber gönderdi elçi olarak. Kitabını peygamberle gönderdi, davetini peygamberle iletti. Aynı şekilde hocam davetini müezzinle iletiyor. Oradaki imameti imamla, imam hatip hocamızla o görevi, vazifeyi icra ettiriyor. Ama aslında bu kendi emridir, kendi tebliğ ettiği vazifesidir, kendi emridir. Böyle baktığımızda ona kulak vermek aslında böyle bakılırsa ki farzdır, şarttır, duymamak imkansızdır ve Müslümanlığın, İslam'ın alametlerinden bir tanesi de onu mutlaka duymaktır. Kıymetli hocam, sohbetimiz çok da böyle güzel bir yere ulaştı. Buraya bir küçük virgül koyalım. Bir kısa ara vermemiz gerekiyor çünkü. İnşallah aradan sonra aynı mihvalde bu konuyu çok da böyle hızlıca geçmeden inşallah devam etmek dileriz hocam. Eyvallah.
Kıymetli izleyicilerimiz, efendim, Kocaeli'mizin dünyaya açılan penceresi TV41 ekranlarında Cuma'nın Bereketi programı kısa bir aranın ardından tüm güzelliğiyle devam edecek. Bizden ayrılmayın, yeniden buluşalım inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim, Cuma'nın Bereketi programı tüm güzelliğiyle devam ediyor. Kısa bir aranın ardından yeniden buluştuk. Bu akşam yayında konuğumuz İzmit Müftümüz Sayın Doktor Mehmet Reşat Şavlı Hocam ki çok önemli bir hafta içerisindeyiz. Hem Mevlid-i Nebi haftası hem camiler ve din görevlileri haftası. Bu özel gündem etrafında güzel bir programı gerçekleştiriyoruz ki tesirli olmasını dileriz ve yine yayında konuğumuz Fevziye Camii İmam Hatibi Sayın Faruk Çoban Hocamız. Yayınımızın bu bölümüne başlarken Sayın Faruk Hocamızdan eğer kabul ederlerse o güzel seslerinden bir ilahi kaside nasıl uygun görürlerse eyvallah, dinlemek eyvallah. İsteriz. Hocam. Peki inşallah. Ey saadet burcunun mahı Muhammed Mustafa, ey saadet burcunun mahı Muhammed Mustafa. Merhaba ey nuri ümmet, merhaba ya merhaba, merhaba ey nuri ümmet, merhaba ya merhaba. Çünkü doğdun oldu alem, makdeminle pür ziya. Merhaba ey nuri ümmet, merhaba ya merhaba. Aşk-ı Habibi Kibriya aldı beni sertabepa, verdim budur subhu mesa, ruhum Muhammed Mustafa olsun sana canım feda. Baldan elezdir sözlerin, ya Nebiyallah, baldan elezdir sözlerin, aynı şifadır gözlerin, hamisisin öksüzlerin, ruhum Muhammed Mustafa olsun sana canım feda.
Ya Resulallah, meded ya tabibel kulub. Sesinize gönlünüze sağlık değerli hocam. Bizleri böylesine güzel bir gecede, Hazreti Peygamberimizi anmanın gayretine düştüğümüz bir gecede, onu en güzel şekilde tanımlayan böyle kaside ve evet, ilahilerle mest ettiniz. Gönüllerimiz huzurla doldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şehrimizin en hareketli camisinde görev yapıyorsunuz. Evet. En cemaat olarak hem kalabalık hem merkezi bir konumda olan, çokça programların yapıldığı bir camisinde görev yapan din görevlimizsiniz. Öncelikle sizlerin de hem haftanızı tebrik ediyoruz, hem kandilinizi tebrik ediyoruz, Mevlid-i Nebi haftanızı. Yarın akşam için hocam camimizde program var inşallah. İnşallah. Biraz sonra duyurusunu yapacağız ama sizlerden de dinlemek isteriz. İlçe müftümüzün de nezaretinde inşallah yarın akşam kıymetli cemaatimizi inşallah camimize bekliyoruz, kadınıyla erkeğiyle. Camimize inşallah Mevlid programı, kandil özel programı icra edecek. TV 41 evet, canlı verecek bu vesileyle. İnşallah TV 41 gerek ekranlardan gerekse camimize bizzat gelerek o havayı teneffüs etsinler isteriz. İnşallah. Hocamın da sohbeti ve duası var. İnşallah bekliyoruz. O zaman şöyle diyelim hocam. İzmit'te olan ve İzmit'te yakın olan bütün izleyicilerimiz buradan hususen camiye davetli diyelim. Akşamla yatsı namazı arasında Fevziye Camii'nde evet, yapılacak evet, o program. Muhakkak bütün camilerimizde programlar olacak. Ama namazdan önce, ama namazdan sonra. Ama gelemeyenler içinde, o anda gelemeyen, mahallesindeki camiye de gidemeyen, vakti müsait olmayanlar için de TV41'de canlı yayında izleyeceklerini evet, inşallah hatırlatalım inşallah. Teşekkür ederim inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah sesinize olsun, gönlünüze sağlık. Allah hocam, sayın hocam, sayın müftüm. Virgül koyduk. Kaldığımız yeri unutmadık inşallah. Çağrı'ya kulak vermekten bahsediyordunuz. Günde 5 kere ısrarla Allah'ın davetini din görevlilerimizin bütün insanlığa ulaştırmanın gayretini kuşandığından bahsediyordunuz. Siz öyle güzel anlattınız ki hatırıma şu geldi. Kıymetli izleyicilerimle de paylaşmak isterim. Bizi birisi günde 5 kere ısrarla çaya davet etse, ısrarla yemeğe davet etse veyahut bir sohbete davet etse, öyle değil mi Faruk hocam? Ya ısrarla bir davet olsa deriz ki birinde hadi gidemedik, mazeretimiz vardı. İkincide gidemedik, üçüncüde gidemedik. Ertesi sabah kalktık yine çağırıyor. Öğleyin o kapısının önünden geçerken yine çağırıyor. İkindi, akşam, yatsı, bir, iki, üç, artık deriz ki ya bu davete bir icabet edeyim. Bu kadar güzel bir davet. Evet, tabii. Değil yani, mi? Olması deriz. Gereken o. Evet. Bunu camiye uyarladığımızda, hı-hı, Allah'ın davetine uyarladığımızda neler hı-hı söylemek hocam istersiniz? Allah hocam razı olsun. O çağrı hocam kulun Allah'ı unutmadığını göstermesi için, Rabbine bunu göstermesi için yapılan bir çağrı. Allah-u Teala günde 5 vakit diyor ki kulum beni biliyor musun? Beni unutmadığını göster bana. Günde 5 vakit bu çağrıya kulak ver. Bir anlamda bir yoklama mahiyetinde. Ve kul ben buradayım Allah'ım diyor. Buradayımın alameti ben varım, buradayım, senin farkındayım. Ben senin çağrını duyuyorum ve dikkate alıyorum demenin alameti işte camiye koşup ya da gidemiyorsa bulunduğu yerde hangi imkan içerisinde ne nasıl mümkünse secdeye kapanması, namazını eda etmesidir. Bu kulla Rabbi arasındaki en canlı bağdır ve günde 5 vakit bu bağla kul Rabbi ile bağını tazeler ve canlı tutar. Kul ölmediğini gösterir. Yani aklı başında olan bir insanın malumunuz hocam eğer bir kişi yani çocuk değilse, deli değilse, yani akli melekeleri yerindeyse böyle diyelim ve bir ölü değilse namaz kılmak zorundadır. Namaz hiçbir şekilde kişinin üzerinden sakıt olmuyor. Yani bu vasıfları varsa tamam, vefat etmiş birinin namaz sorumluluğu yoktur.
onun o çağrıya kulak vermesi beklenemez. Çocuk mecbur değildir ve eğer akli melekeleri yerindeyse bir kişinin artık başka zaten bir çıkar yolu yoktur, buna kulak vermesi gerekir ve bu yoklamada buradayım diyebilmesi gerekir. İşte bu çağrıyla kişi hayatta kalır. Hocam böyle hayatta kalırız ki imanımız canlı kalır, amelimiz canlı kalır, inancımız canlı kalır. İnancı kısık ateşte tutmuş oluruz en azından. Yani beş vakit namazla biz sadece aslında o inancı, imanı, Rabbimize kulluğumuzun bilincinde olduğumuzu, bunun şuurunda olduğumuzu, haşa Allah'ı kale aldığımızı, bakın kale aldığımızı biz o çağrıya kulak vererek gösteririz. Allahü Teala fedkuruni edkurkum buyuruyor ya hocam, siz beni anın ki ben de sizi anayım. Ben de sizi anayım. Yani siz beni dikkate alın, kale alın ki ben de sizden Allah korusun yardımımı çekmeyeyim. Yani hızlan denilen bir şey vardır hocam ya. Kulun, Allah'ın kuldan el çekmesi, Allah korusun. Artık o tehlikelere, dünyada ve ahirette her türlü sıkıntıya, her türlü probleme, yani yaşanmaz bir hal alacak bir duruma düşer o. Allah'ı unutanların tabii. Allah'ı unutması. Allah korusun. Yani tabii. Haşa Allah unutmaz evet. Ama Celle Celaluhu. Allah unutmaz ama görmezden evet. Allah kurunu Allah korusun. Bak ne kadar Allah acıdır. Yani kişinin çok sevdiği biri, büyüğü, çok değer verdiği biri onu görmezden geldi mi? Ne kadar zoruna gidiyor. Ne kadar evet. Kötü bir durum. Hele bir de onun muhafazası altındaysa, onun koruması altındaysa o ondan el çekti mi ne duruma düşer? Bir çaresiz bir bebeği düşünün hocam. Evet. Anne ondan el çekerse, anne ona süt vermezse, anne onun bakımını yapmazsa o çocuğun düşeceği durum nedir o bebeğin, evet. O çaresiz yavrunun? İşte bizlerin de Rabbimizin Allah korusun. Bizden el çekmesi böyledir. El çekmemesi için biz Rabbimizle o bağımızı canlı tutmamız. Çağrıya kulak vereceğiz. Çağrıya değil kulak mi hocam? Lazım. Hocam bu evet. Çağrıyı yeryüzünde ilk seslendirenler peygamberlerimiz. Evet. Tekrar tekrar unutuldukça hatırlatanlar peygamberlerimiz. Evet. Evet. Size sizden şunu dinlemek isteriz. Evet. Genelde bütün peygamberlerimiz, özellikle de peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımız için önemi, bir Müslüman için, iman eden kişi için önemi nedir hocam? Hocam bir defa Yüce Allah Celle Celaluhu, evet peygamberin önemini bir defa çok basit anlamda birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle şöyle ifade edebiliriz. Bir kere Yüce Allah Celle Celaluhu kitabını peygamberle göndermiştir. Dinini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bütün peygamberlerde olduğu gibi bizlere bir peygamber aracılığıyla göndermiştir. Ve şöyle demiştir, şurası çok önemli, şöyle buyurmuştur. Bu ete kemiğe bürünmüş Kur'an olan bu peygamberi bizlere sunarken şöyle buyurmuştur. Evet, Kur'an bir kitaptır. Onun canlı hali peygamberdir. O sizlere bunu verecek, yaşayacak. Siz de bunu örnek alacaksınız demiştir. Şu ifadelerle demiştir. Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizde, sizin için Allah Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Örnek mi istiyorsunuz? Önder mi istiyorsunuz? Rehber mi istiyorsunuz? İşte Allah Resulü. Kim Allah Resulü'ne itaat ederse bana itaat etmiştir, Allah'a itaat etmiştir. Kim Allah Resulü'nü severse Allah'ı sevmiştir. Ve buyuruyor ki, وَاِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Sen, Resulüm, yüce bir ahlakla yaratıldın. Sen yüce bir ahlak üzeresin. Ben seni özel bir ahlakla yarattım. Öyle bir ahlak ki, ilahi vahye dayanan bir ahlaktır. Onun ahlakı, Kur'an ahlakı ya. Şimdi Allahü Teala buyuruyor ki, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Gelin bakın önemini konuşuyoruz işte hocam. Bundan daha önemli bir şey var mı? Buyuruyor ki benim Resulüm sizlere neyi verirse onu alın, sizi neden men ederse onu da terk edin. Ve bunun bir eseri olarak da sanki burada bunun hatasız ve mecburiyet ifadesini şu ayet-i kerimeyle Allah Resulünü temizleyerek ortaya koyuyor. Onun hatasız olduğunu ve hatasız bir örnek olduğunu şöyle buyuruyor. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O size
söylediği şeyler, sizleri davet ettiği şeyler, sizleri davet ettiği o çağrı, dine, inanca, ahlaka, muamelata, hayata dair ne varsa o bunları kafadan söylemiyor. O ona sadece vahyedileni söylüyor. Bu vahiy de Kur'an vahiy değil. Evet Kur'an da bunun içinde ama buradaki yantıku ifadesinde kul sözüdür bu. Yani Kur'an'da kara'e, işte ve idâ kuri'el Kur'anu festemi'u leh ifadesinde Kur'an okunduğu zaman kara'e ifadesi kullanılır Kur'an'la ilgili. Ve rattilil Kur'ane tertila, Kur'an okunu, Kur'an'ı tane tane anlaşılır güzel okuyun ifadesinde de işte o rattele ifadesinde Kur'an için burada yine nataka ifadesi kullanılmamıştır. Nataka kulla ilgili kullanılır. Peygamber bir kuldur ama özel bir kuldur, bir peygamberdir. Ve diyor ki onun söylediği, sizi davet ettiği inançla, ibadetle, ahlakla ilgili bütün her şey benim kontrolümdedir ve dolayısıyla bir vahidir. Bu vahye kulak verin buyuruyor ve bizi peygamberin o ahlakını almaya hocam bir anlamda mahkum ediyor, mecbur ediyor. Yani dinini yaşayarak bizlere gösterecek bir örnek, bir rehber, bir insan gönderiyor. Bir melek göndermiyor, bir cin göndermiyor. Bizim örnek alabileceğimiz birini gönderiyor ve diyor ki o hatasızdır, o özeldir, onu örnek alın buyuruyor. Aslında burada evet. Da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamberliğini açıkladığı zaman o cahiliye toplumu, Peygamberimizin ilk ilahi vahyine kulak verenler, Peygamberimizin açıkladığı o ilahi vahye kulak verenler dedilerdi ki, değil mi hocam, Allah bize bir peygamber gönderecek olsaydı neden aramızdan birisini göndermiş olsun ki? Neden bir insan göndermiş olsun ki? Melekleri göndermiş olması gerekmez miydi dediler. Ben diyorum ki hani hocalarımızdan da yıllarca hep böyle dinledik. Çok da bence güzel bir yorumdur. Eğer Allahü Teala melek göndermiş olsaydı, peygamberimizi de değil, insan olarak bir peygamber değil de bir melek peygamber göndermiş olsaydı, o zaman herhalde biz insanoğlu olarak derdik ki o melek o yapar, ben nasıl yapayım? Ben nasıl beş vakit namaz kılayım? Ben nasıl oruç tutayım? Değil mi Faruk hocam? O zaten melek, o yapar derdik ama en güzel örnek olarak buyurduğunuz o güzel ayetlerde hatırlattığınız en güzel örnek olarak içimizden biri olarak hatta Peygamber Efendimizin ifadesiyle kuru ekmek yiyen kadının oğlu olarak tam da içimizden yani birisi olarak Peygamber Efendimiz peygamber olarak gönderilmiş. Bugün hocam aradan 1400 yıl geçmiş. Belki de bu 1400 yıl içerisinde geride kalan peygamberimizden başlayan bu tarihte 1400 yıl içerisinde nice alimler gelmiş, geçmiş, kitapları var, eserleri var. Hiçbirinin söylemediğini bugün söyleyenler var. Diyorlar ki hani böyle kötü sözleri çok zikretmek de istemem ama belki izleyicilerimiz arasında bunlara, bu sözlere muhatap olan, dinlemiş olan, duymuş olanlar vardır. Sizden bu hususu da böyle bir cümle dinlemek isteriz. Diyorlar ki, hocam peygamber, parantez içerisinde söylüyorum, kendi dönemi için vardı. Bugün peygambere ihtiyaç yok. Biz Kur'an'a tabiyiz. Kur'an bize yeter. Kur'an'da varsa al. Yoksa efendim hiç alacağım diye uğraşma. Bildiğin gibi yaşa gibi. Aslında aslı astarı olmayan, hiçbir kitapta yazmayan, hiçbir alimin iddia etmediği bir hususu ben söyledim olduya getirmeye çalışanlar var. Hocam niye tebessüm ettim onu söyleyeyim. Aslında Resulullah daha hayattayken sallallahu aleyhi ve sellem bunlar başlamış. O buyuruyor ki o bunları görüyor aslında. Buyuruyor ki hocam bakın sanki bugünü özetlemiş. Bugünü böyle önümüze koymuş. Diyor ki öyle bir zaman gelecek ki karnı tok, böyle sırtını arkasına yaslanıp şöyle diyenler göreceksiniz. Kur'an'da ne varsa biz sadece ona tabi oluruz. Biz Kur'an dışında hiçbir şey kabul etmeyiz. Bu Efendimiz'e aittir bu söz, bu hadis-i şerif. Şimdi bugün o gün gelmiştir. Ve gerçekten peygambere ihtiyaç yok mu? Kur'an bize yeter mi? Bence de Kur'an bize yeter. Kur'an bize yeter. Açıyorum o Kur'an diyor ki, ille de peygamber. O Kur'an diyor bana, diyor ki o peygambere tabi olacaksın, onu örnek alacaksın,
Onun dediğini yapacaksın. Onun verdiğini alacaksın, yasakladığından uzak duracaksın. O benim kontrolümdedir. Onun ağzından yanlış bir şey çıksa, inanca, ahlaka, dine, hocam muamelata, ukubata dair bir şey çıkarsa, çıkmaz zaten, çıkacak olsa anında ben düzeltir, bu fırsatı vermem. Çünkü ben onu al demişim, ben sana yanlışı aldırmam. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam, hocam teorideki Kur'an elimizde olan o kitabın hayata yansıyan pratiğidir, pratik şeklidir. Ve Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an'a, evet Kur'an bize yeter ama açtığımızda az önceki ayet-i kerimeler o Kur'an'dandır. Madem Kur'an bize yeter, Kur'an'a tabi olalım. Kur'an da diyor ki peygambere tabi ol. O zaman bunda samimiysek hocam bu söylemde, bunu söyleyenler samimiyse, o zaman hocam en önce, ilk önce onların peygambere aleyhissalatü vesselama tabiiyet, onun sünnetini uygulama, sahih sünnetini noktasında hassas olmaları gerekir. Evet. Kıymetli hocam, vaktimiz ne yazık ki hızla sona eriyor. Evet. Programımızın sonuna çok yaklaştık. Evet. Programımız bitmeden de sizden bir dua dinlemek isteriz. Sonrasında da haftaya dair duygu ve düşüncelerimizi tekrar izleyicilerimizle paylaşıp böyle güzel bir geceyi güzel tamamlamak isteriz. Şimdi vakit dua vakti desek ve sizden bu gece izleyicilerimizle birlikte bütün ölmüşlerimizi de yad edeceğimiz ama en çok da andığımız, anlamanın gayretine düştüğümüz Peygamberimizin şefaatini bize kazandıracak, vesile olacak bir dua dinleysek. Eyvallah hocam. Peki inşallah. Buyurunuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. İlahi ya Rabbi, el açtık bu mübarek gecede divanına durduk. Bizleri, ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Amin. Dualarımızı en acil şekilde kabullerin en güzeliyle, ehsen kabulle kabul ve makbul eyle. Amin. Allah'ım, bizleri, anamızı, babamızı ve bütün inananları, bütün din kardeşlerimizi affeyle. Amin. Allah'ım, bizleri umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, bildiğimiz ve bilmediğimiz hayırları nasip eyle, bildiğimiz ve bilmediğimiz şerlerden muhafaza eyle. Allah'ım, seni andığımız, Resulünü andığımız bu günlerde, ilahi ya Rabbi, bizleri Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Resulünün mesajını anmakla beraber anlayan ve hayatına tatbik eden müminlerden eyle. Allah'ım, bizleri Kur'an'ı hakkıyla okuyan, anlayan, yaşayan müminlerden eyle. Neslimize aktaran müminlerden eyle. Amin. Bizleri ya Rabbi neslimize örnek olan müminlerden Amin. Eyle. İlahi ya Rabbi vatanımızı, milletimizi koru, daim eyle, kaim eyle, Amin. Paydar Amin. Eyle Allah'ım. Amin. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Aksa'da yapılan dualar zümresine ilhak eyle Amin. Ve kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eyle. Amin. İlahi ya Rabbi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gecelerde senden ne diliyor idiyse bizler de onu diliyoruz, bizlere nasip eyle. Neden sana sığınıyor idiyse bizler de ondan sana sığınıyoruz. İlahi ya Rabbi, bizleri ve bütün din kardeşlerimizi muhafaza eyle. Allah'ım, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eyle. Güç ver, kuvvet ver bizlere Allah'ım. İlahi ya Rabbi, İslam ordusu olan, İslam'ın ordusu olan ordumuzu İlahi ya Rabbi, karada, havada ve denizde mensur ve muzaffer eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, bizlere yardım et, İslam'a yardım et, Müslümanlara yardım et ve duamızı dergah-ı uluhiyetinde kabul ve makbul eyle. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Rabbimiz kabul buyursun. Kıymetli hocam, sesinize, gönlünüze sağlık. Gecemiz mübarek olsun. Yarın akşam idrak edeceğimiz kandilimiz mübarek olsun. Amin. Yoğun Amin. Bir programınız var. Allah buraya bir programdan bir program akabinde işte
iştirak ettiniz. Yarın sabah sabah namazı sabah programı, namazı akabinde başka programlar. Evet, Rabbim sizlere de işlerinizde kolaylıklar, muvaffakiyetler ihsan eylesin. Rabbim bu program vesilesiyle başlangıç, bu sene yeniden inşallah bir başlangıç yaptık. Güç versin, kuvvet versin. Yar ve yardımcınız olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Sayın Faruk hocam, inşallah sizlerle de tekrar buluşacağız hocam. İnşallah. Yayın dönemi içerisinde. Müstefit olduk. O güzel sesinizden istifade ettik. Yarın akşamki kandilinizi şimdiden tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olsun. Yeniden buluşmak dileğiyle hocam. Allah'a emanet olun. Geceniz bereketli olsun. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim bir programın, bir cumanın bereketinin daha sonuna geldik. Haftaya Allah nasip ederse, ömrümüz var ise yeniden buluşmak dileriz. O ana varıncaya dek. Yarın akşam idrak edeceğimiz Mevlid Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar, güzellikler getirmesini, başta sizler ve evleriniz, aileleriniz olmak üzere her birerlerimizin ailesi için huzurlar getirmesini dileriz. O ana varıncaya dek sırat-ı müstakim üzere bir ömür yaşamak hepimizin gayreti olsun efendim. Zira nice kişiler vardır ki geceye imanla erer de sabaha imansız uyanırmış. Nice kişiler de var ki geceye imansız ulaşır ama sabaha imanla erermiş. Rabbim geceye imanla ulaştırdığı gibi sabaha da imanla ulaştırsın. Cuma'ya da imanla kavuştursun. Namazlarda da buluştursun. Her birerlerimizi çağrıya, ilahi çağrıya, Allah'a ve Resulünün çağrısına kulak verenlerden eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz. Nice nice güzelliklerde, dualarda buluşmak dileğiyle.